Merhaba arkadaşlar. Sistem hastalıkları dersimiz sistem hastalıklardan sinir sistemi hastalıkları. Sinir sistemi hastalıklarından Diggs herniler. Kolomba vertebralis yani omurga 33 tane vertebramız var. Üst üste dizilmesi ve birbirine bağlanmasıyla oluşan bir sütundur. Vertebralar arasında vertebraları birbirine bağlayan diskler vardır. Bunlara intervertebral disk denir. Bu diskler omurlar arasında yastık görevini yapar arkadaşlar. Diskte oluşan dejeneratif değişiklikler veya sıklıkla ani bir travma diskin yırtılmasına veya vertebralar arasında kaymasına neden olur. Disk hasarı vertebranın herhangi bir seviyesinde meydana gelebilir. Bu duruma disk hernisi denir. Disk hernileri boyun ve bel bölgelerinde oluşur. Bunlar da servikal herniler yani boyun fıtıkları, lumbal sakral herniler, bel fıtıkları şeklinde görülür. Etiyolojisine bakalım. Düşme, kayma gibi ani ve şiddetli bir travma, ani sert kontrolsüz hareketler, ağır şeyleri yanlış pozisyonlarda kaldırmak, fiziksel güç gerektiren ağır işler yapmak, bel bölgesini zorlayan günlük hayattaki küçük fakat uzun süren tekrarlayıcı travmalar, yaşlanmaya bağlı disklerde meydana gelen yapısal bozukluklar, kasların zayıf olması ve obezite disk hernilerinin etiyolojileri arasındadır. Servikal disk hernisi yani boyun fıtığı, hastalarda boyun ağrısı oluşur. Bazen ağrı kol, ön kol ve ele yayılır. Sıklıkla sinir kökünün dağıldığı alanda duyu değişikliği, kolda kuvvetsizlik gözlenir. Orta hat disk hernili hastalar sıklıkla boyun ağrısı, ellerde beceri ve kuvvet kaybı, yürürken ayaklarda beceri kaybı veya hantallığı tanımlanır. Baş boyun hareketleri ağrılı ve kısıtlıdır. Sağa sola çevirdikleri zaman ağrıları oluşur. Ağrı boyun hareketleri ile artar. Kas güçsüzlüğü, duyu kaybı olabilir. Lumbal disk hernisi yani bel fıtığı. Fıtıkların %90'ı bel bölgesinde görülür. Bunun nedeni beldeki disklerin travmaya daha çok maruz kalmasıdır. Lumbal disk hernileri sıklıkla L4 ve L5 ve L5-S1 seviyelerinde oluşur ve buna bağlı olarak da L5 veya S1 kökleri bası altında kalır. Bel fıtığının belirtileri belde, kalçada bir ya da her iki ayağa yayılan ağrı, bacaklarda uyuşma, güç kaybı, halsizlik, belirli mesafede yürüdükten sonra durup dinlenme zorunluluğu, skolyoz, yana eğilme ve kifis skolyoz, öne veya yana eğilme, belde düzleşme ve adalet spazmı, ileri safhalarda da idrar ve gaitasını kaçırma. Tanı yöntemleri hernilerde ilk başvurulacak tanı yöntemi MR arkadaşlar. Bir de diskografi dediğimiz diskin ağrı üretip üretmediğini anlamak için diskin içine iğne ile girilerek ağrı üretmesine bakılır ve diskin çekirdeğinin grafisi çekilir. Tedavi ve bakıma gelince yatak istirahati önerilir. Tedavi hastaya öncelikle destekleyici, koruyucu ve fizik tedavi yapılır. Eğer bunlarla hastamızın ağrısı stabilize olmuyorsa o zaman cerrahi müdahaleye gidilir. Tedavi ve bakımda ilaç tedavisinde analjezikler, antienflamatuarlar, sedatifler, miyoreksanlar kullanılır. Bunlar 2-3 haftadan daha uzun süre kullanılmaması gerekiyor. Fizik tedavide ise egzersiz programları, traksiyon, masaj, soğuk, sıcak uygulamalardır.
Bir de hastamıza yatacağı yatağın gömülmeyen bir yatak olması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Korse kullanımı için de arkadaşlar çok fazla yararı yoktur. Uzun kullanımı yine kas atrofisine neden olabilir. Fakat tıp yine burada da fizik tedavi özellikle doktorlarımız korse kullanımını bir kısmı öneriyor, bir kısmı önermiyor. Eğitimde de düzgün oturmayı, uyuma pozisyonlarını, kaldırma tekniklerini kademeli olarak aktif yaşama dönüşü eğitim olarak hastamıza vermemiz gerekiyor. Eğitimde hastaların dik oturması, bel boşluk kalmaması gerektiğini, ortopedik yatakta yatmalarını, dizlerini bükerek yerden bir şey almalı veya kaldırmalı, öne eğilerek uzun süre iş yapmamaları gerektiğini eğitim olarak vermemiz gerekiyor. Resimde de slide'daki resimde de görüyorsunuz arkadaşlar. Beli korumada doğru ve yanlışları. Diğer bir hastalığımız sinir sistemi hastalıklarından Parkinson hastalığı. Geçen yıl beslenme dersinde de görmüştük arkadaşlar. Parkinson hastalığı dopamin adı verilen bir maddenin eksikliğinin neden olduğu nörolojik bir hastalık. Dopamin bilgilerin hücresel arasında iletimini sağlayarak vücut hareketlerinin ve denge işlevinin düzgün yapılmasını sağlar. Yetersiz dopamin varlığında hastalık belirtileri ortaya çıkar. Parkinson daha çok ileri yaşlarda 60 yaş civarında ortaya çıkmakla birlikte bazen daha genç yetişkinlerde de görülebilmektedir. Aynı 1984'te Parkinson hastalığına yakalanan ünlü boksörümüz Muhammed Ali gibi. Etiyolojisine gelince nedeni kesin olarak bilinmemekle beraber ileri yaş, genetik yatkınlık, toksinlere maruz kalma, beyin hasarı ve travmalar. Belirti ve bulgularında ise sinsi septomlarla başlar arkadaşlar. Hasta kendini yorgun, hareketlerinin yavaşlaması, dinlenme esnasında titremesinden şikayet eder. Özellikle ellerdeki titremeler. Hastalığın başlangıcında güçsüzlük, zamanla tablo ilerler. Hastaların küçük bir kısmında demans görülür. İlk bozulan refleks yazma refleksidir. Ne demiştik? Ellerde tremorlar oluşuyor demiştik ilk başta. Hastalığın 4 ana belirtisi vardır Parkinson hastalığının. Tremor yani titreme, kas sertliği, hareketlerde yavaşlama, akinezi hareketsizlik. Diğer belirtileri ise postür bozuklukları, maske yüz, davranış bozuklukları, depresyon, demans, yürüyüşleri arkadaşlar öne doğru kambur durur pozisyonda. Küçük adımlarla yavaş ve yere sürür şeklindedir. Yine disfaji, terleme, çarpıntı, konstipasyon, idrar kaçırma eşlik eder. Tanı yöntemleri hastanın görünümü, fiziksel ve nörolojik muayenesi yeterli olmaktadır. Tedavi tıbbi tedavi uygulanır. Bunun tıbbi tedavinin yanı sıra da rehabilite edilerek sosyal hayattan uzaklaşmasına engel olunur. Aynı zamanda da hastanın diyeti düzenlenir. Diğer bir hastalığımızsa migren. Migren, karotis arterinin bir ya da birkaç dalında genişleme ile sinir uçlarının uyarıldığı baş ağrısıdır. En sık rastlanan nörolojik hastalıklardan biridir. Uzun yıllar boyunca tekrarlayan tek taraflı zonklayıcı tip baş ağrısı yapar. Etiyolojisi genetik, annesi veya babası migren hastası olan bir kişinin de migren hastası olma ihtimali %40 oranında. Hem annesinde hem babasında migren rahatsızlığı olan bir kişi %75 oranında migren hastası olma ihtimali vardır arkadaşlar.
Migren bayanlarda erkeklerden daha çok görülüyor. Sosyoekonomik durumlar, obezite, dengesiz beslenme, stres etkileyen faktörler arasında. Yine migren hastalarının çoğunda 40 yaşından önce oluşur. 50 yaş üstünde olan kişide migren başlama ihtimali azdır. Kadınlarda çoğunlukla orta yaşlarda meydana gelir. Migren ataklarını artıran faktörler, günümüzde de çok yaygın migren rahatsızlıkları, bunun hastalığı tetikleyen gıdalar ve ortamlar vardır arkadaşlar. Mesela parlak ışık, yine kadınlarda adet gecikme zamanları, hava değişikliklerinin yaşanması, aşırı derecede açlık, alkol kullanımı, stres oluşumu, alışılmışın dışında az ya da fazla uyuma, bazı gıdaların tüketilmesi veya gıda katkı maddeleri, gıdalarsa tüm mayalı gıdalar, eski tür peynirler, salam, sucuk, sosis, ayç çekirdeği, kabak çekirdeği, susam tarzı kuru yemişler, çikolata, kafein içeren içecekler, nikotin, Çin yemekleri ve dondurma. Bugünkü konumuz migren hastalığı dahil de. Tekrar sistem hastalıkları dersinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, evde kalın.